Ya biz de diyoruz ki Elif, biz de diyoruz ki ayranını içecek ve Elif artık uyumaya gidecek. Onun için ne yapmamız lazım biliyorsun değil mi? Ne yapmamız lazım? Evet. Biraz sakinleşmen lazım değil mi? Belli bir zamandan sonra biz sana sakinleşesin diye ayran veriyoruz. Uykun gelsin diyoruz. İçtin mi ayranını? Aferin, çok azıcık bir şey kalmış. Aferin. Merhaba dedim mi arkadaşlara? Arkadaşlar merhaba. Ne yapacağız biz şimdi? Hep arkadaşların çok istediği bir videoyu yapacağız. Bakar mısın haline, bakar mısın? Evet, bütün günün sonu arkadaşlar bu artık. Bak. Evet, Elif'in artık uyuma vakti geldi. Onun için böyle normalde bu saatlerde Elif böyle sakinleşiyor. Tam uyuma vaktinde. Alina uyudu bile. Bak Alina uyudu, sana da örnek oluyor Alina. Aferin Alina. Aferin kızım. Normalde bu saatlerde Elif sakinleşiyor. Ya süt alıyor, süt içiyor. Ya ayran alıyor, ayran içiyor. Böyle bir bardak. Bugün ama tam bitirmemiş bardağını. Birazcık dibinde kalmış. Ne olacak o? İçmeyecek mi? İçmeyecek mi? Sen merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşların çok istediği videoyu yapıyoruz. Ne yapacağız? Akşam rutini. Akşam Elif yatmaya giderken yatıncaya kadar neler yapıyor onları göstereceğiz. Değil mi? Hadi. Şimdi gidiyoruz artık ayran içtikten sonra odamıza. Sen yapıyorsun. Ben karışmıyorum sana. Tamam? Neler yapıyoruz? Önce yukarı çıkıyoruz. Evet, genelde Elif böyle bu kadar yorulmuş oluyor işte yukarı çıkarken değil mi? Of, karanlıkmış burası. Karanlıkmış. Nerede sürpriz var? Orada sürpriz var ama sen bakmıyorsun değil mi oraya? Evet. Evet. Bu ışık yanıyor muydu? Şimdi mi açtık onu? Şimdi sen açtın. Sen de merhaba de o zaman. Ben senin burada olduğunu görmüyordum. Bu abla niye burada duruyor? Ben söyleyeceğim Rusça. Rusça söyle. Tüller açılmasın diye mi oraya koyuyorsun onu? Aferin. Burayı galiba annen toplamış Elif bugün. Sabahleyin çünkü. Çok derli toplu olmuş gerçekten. Çok güzel olmuş. Bornoz niye orada? Bornozu içeri asmıyor musunuz? Oraya mı asıyorsunuz? Evet. Dur. Önce ne yapıyorsunuz? Bak altı da çok derli topluymuş. Arkadaşlar aslında baskın yaptık Elif'e. Yani Elif böyle bir video şimdi yapacağımızı bilmiyordu. Ama böyle kıyafetlerle çıkıyor muyduk yatağın üstüne? Hayır. Hayır, çıkmıyorduk. Niye çıkıyorsun o zaman şimdi? Bak şimdi devireceksin ama şeyi koparacaksın Elif. Bir saniye. Ne yapıyoruz akşamları buraya gelince önce? Ne yapıyoruz? Önce Elif ne giyeceğine karar veriyor. Orayı açıyor. Oradan bir tane pijama. Annesi söylediyse annesinin söylediğini. Yoksa bazen kendisi diyor illa bunu giyeceğim diye. Bence tulumunu giyebilirsin. Bence evet. Hem güzel olur hem de komik olur. Ama sıcak. Yani ama o zaman üzerini örtmezsin. Hiç de sıcak olmaz. Hadi giy bakalım tulumunu. Ondan sonra devam edelim bakalım ne yapacağız. Elif bunları giydikten sonra aslında arkadaşlar şu perdeler normalde lere açmış bunları. Az önce kapatmış böyle. Şimdi ben açıverdim yeniden. Çünkü akşamları Elif bunları aslında kapatıyor. Böyle eğer bunlar kapanmamışsa ama lere daha güzel görünsün diye bu akşam video yapacağım diye kapatmış onları. Dur bakayım. Şöyle. Ondan sonra bunları da eğer bunlar kirliyse nereye? Sepetine değil mi? Bir saniye, hemen koşturup gidiyorsun ya. Dur. Hemen sepetine. Kirli değil mi onlar? Hepsi kirli. Hemen hepsini koy o zaman oraya. Hop, aferin. Kapat kapağını da. Gel bakalım. Tabii. Evet, tokanı da takıyorsun değil mi önce? Ondan sonra da ne yapıyorsun? Elini yüzünü yıkıyorsun. Ve onu da takıyor. Ve ondan sonra dişlerini fırçalıyorsun değil mi? Aslında yatmadan önceki yaptığı en önemli şey bu. Değil mi Elif? Evet. Evet. Yüzlerini yıkayıp dişlerini fırçalamak. Bu çok önemli. Çünkü sen geceleri uyuyorsun ama mikroplar uyumuyor değil mi? Onun için sen dişlerini fırçaladığın zaman ne yapıyorsun? Ağzında mikropların oluşmasını engellemiş oluyorsun. Dişlerin sağlıklı oluyor. Harbiden çok komik olmuş. Tabii biz bu şekilde video yapıyoruz ama bazı akşamlarda, iki akşamdan bir genelde Elif ne yapıyor akşamları? Banyoda yapıyor.
O zaman yüzlerini yıkamasına gerek kalmıyor. Değil mi? Evet. Dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Çok fazla. Çok fazla. Uzun uzun fırçalıyor. İşin doğrusu. Çünkü Elif'in dedesi diş doktoru değil mi? Evet. Elif'in dedesi diş doktoru. Evet. Ve Elif'in dedesi öğretti ona nasıl fırçalayacağını. Nasıl fırçalıyor? Önce böyle. Önce boya. Evet. Önce yukarıya, değil mi? Ondan sonra aşağıya böyle önlerini. Ondan sonra iki tarafın yanlarını, hem aşağısını hem de yukarısını. Ne kadar? Minimum 1,5-2 dakika. Ve Elif bundan hiç sıkılmıyor işin doğrusu. Çok uzun uzun fırçalıyor. Ve fırçalarken bir de neyi kullanıyor? Evet, bugünlerde genelde buna da artık alıştı. Fırçalarken bunu kullanıyor. Bunu bir görev gibi görüyor herhalde. Onu ininceye kadar kesin fırçalıyor. Bazen onu da geçebiliyor. Yani ondan daha fazla da daha uzun da fırçalıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Akşam fırçalamak, yatmadan önce dişleri fırçalamak çok çok önemli. Çünkü dişler sadece diş sağlığı için değil, tüm vücut sağlığı için önemli. Çünkü dişlerde olan bir mikrop nereye gidiyor ağzımızdan? Vücudumuzun her yerine dağılabiliyor. Onun için çok tehlikeli. Onun için dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Muhakkak akşam yatmadan önce ne yapmalıyız dişlerimizi? Fırçalamalıyız. Ve Elif fırçalıyor değil mi? Merhaba. Merhaba merhaba. Şimdi ben arada kapatıyorum arkadaşlar. Elif çünkü uzun uza diye şey yapıyor, fırçalıyor. Biz yaklaşık 2-3 dakika burada sadece diş fırçalama videosu yapmamız gerekir. Aslında istiyorum sadece bunu yapalım. Çünkü istiyorum ki hepiniz Elif gibi fırçalayın dişlerinizi. Hem de sabahları da, değil mi Elifciğim? Sabahları, biz geçenlerde sabah rutini videosu yaptığımızda arkadaşlar aslında Elif direkt sanki dişlerini fırçalamış gibi oldu o videoda, ama normalde Elif kahvaltıyı yaptıktan sonra gelip fırçalıyor dişlerini. Önce kalkınca yüzlerini yıkıyor. Sonra kahvaltısını yapıyor, sonra gelip fırçalıyor. Ama o videoda sanki baştan yüzünü yıkarken fırçalamış gibi yaptık. Ama her şekilde sabahları da fırçalamak şart. Aferin benim kızıma. Elif'i ikna edemiyorum arkadaşlar. Hadi diyorum bu sefer bu kadar uzatma, ama yok. Her zamanki klasiği gibi rutin şekilde Elif dişlerini fırçalıyor uzun uza diye. Bakın okum saatini ikinci defaya çevirdi şu anda. Hadi artık. Yeter. Tamam mı? Aferin. Şimdi ama öyle bırakılmaz değil mi oğlum? Ne yapacaksın? Hayır. Bunu çok güzel temizlemen lazım. Bunu eğer temizlemezsen mikroplar o zaman burada birikir. Heh, öyle temizleyeceksin güzelce. Heh, ondan sonra bırakacaksın. Aferin. Aferin. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Yüzünüzü yıkıyoruz değil mi? Tamam. Önce ağzını ve yüzünü işte beraber. Çok açtın suyu. Aferin benim kızıma. Tamam, al. Havlunu ben vereyim mi? Hadi. Aferin. Sonra ne yapıyoruz? Sonra... Ne yapıyoruz? Kitap, evet, kitap seçiyoruz arkadaşlar. Bu da klasik. Elif yatmadan önce muhakkak kitap okunuyor. Bazen bir saniye söylemeden önce ben bazen buraya çıkmadan belki aşağıda işte sütünü, ayranını içerken okuyor annesi veya ben. Bazen de buraya gelip genelde burada annesi okuyor. Ona Rusça kitap okuyor. Buradan Elif bir tane kitap seçiyor. Onu getiriyor ve oradan bir hikaye okuyoruz. Zaten Elif de uyuyor arada. Söyle bakayım. Elif Rusça okumayı öğrenmeye çalışıyor şimdi kendi kendine. Buralara bakıyor. Annesi ona tabii yardımcı oluyor. Ben bir tane büyüm boyu. O kelimeleri okumayı öğrendi. Bu ne Elif? Aa, bu kitap müzik kitap değil mi bu? Hadi seç bakalım bu akşam için bir tane buradan bir kitap. Türkçe olsun, hadi bu akşam ben okuyayım sana. Maşa. Hokus pokus. Ha, bunu okumuştuk çünkü. Yo, bunu da okumuştuk ya. İkisi fazlayı okumuştuk. Bunu mu istiyorsun? İyi hadi. Şimdi ne yapacağız? Terliğimizi çıkaracağız. Işığımızı söndüreceğiz değil mi? Ve yatacağız. Söndürmemiz
Evet, bu ışığı söndürmüyoruz. Ama biz Elif yattıktan sonra onu biraz daha ışığını kısıyoruz arkadaşlar biz. Daha rahat uyusun diye. Değil mi? Evet. Hadi. İyi geceler. Okuyayım mı sana ben? Ya aslında annen okusaydı daha güzel olacakmış bu akşam. He? Anne okusun mu? Hem arkadaşların da böyle bir tane Rusça bir hikaye duysunlar birazcık. Hadi. Seç bakalım oradan bir tanesini. Söyle anneye. Hangisini okusun anne? Rapunzel. Hadi. Hadi yat o zaman. Anne Rapunzel'i okusun biraz. Hadi ben de anne okumaya başladıktan sonra arkadaşlara bay bay yapacağım. Sen şimdiden iyi geceler de yan yat hemen. Yan yat. Başka türlü uyumazsın. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen okumaya başla, ben şimdi kapatacağım. В комнате маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад. Geceleri bu şekilde arkadaşlar. Elif böyle uyuyor. Tabi ne yapıyoruz? Işığı da kapatıyoruz. Elif uyumasına yakın. Şöyle ben kapatayım. Bu şekilde uyuyor. Size de iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz.